Evet değerli izleyenler, yine bir programda sizlerle beraberiz efendim. Bu seferki program durağımız Konya Beyşehir bölgesindeyiz. Çok değerli iki konuğum var. Veteriner hekim Ercan Yüksel. İlk önce onunla başlamak istiyorum. Akabinde de çok değerli üreticimiz Sayın Özçopur ile, Cihan Özçopur ile konuşacağız. Ercan Bey, Cihan Bey hoş geldiniz programımıza efendim. Sağ olun. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ercan Bey, isterseniz önce sizle başlayalım. Beyşehir'in veterinerisiniz. Uzun yıllar veterinerlik yaptınız bölgede. Bölgenin hayvancılığını isterseniz önce konuşmaya başlayalım. Nasıl bir hayvancılık yapısı var? Koyun ağırlıkta mı, keçi, büyükbaş ağırlıkta mı? Nasıl bir fotoğraf var Beyşehir bölgesinde? Bölgenin ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık çoğunluğu ahır beslemesi şartın şeklinde. Küçükbaş hayvancılık yoğunlukla ve şu an büyükbaş hayvancılar küçükbaşa biraz daha rağbet ediyor. Yem girdileri biraz yetiştiricileri etkiledi. Sıkıntıları var. Bu sıkıntılardan dolayı küçükbaş daha yem konusunda, bakım konusunda daha masrafsız olduğu için küçükbaşa dönüşler mevcut. Evet, sizler kaç yıldır bölgede faaliyet gösteriyorsunuz? Sadece veterinerlik mi yapıyorsunuz? Onun dışında neler, hangi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? 2007 yılından beri bölgedeyim. Bölgede veteriner hekimlik yapıyorum. Aynı zamanda hayvancılığın teknoloji kısmı ile ilgili bir çalışmalarım var. Hayvanların üzerinde ve zirai aletler dahilinde GPS takip sistemleriyle ilgili çalışmalarım var. Bunlarla uğraşıyorum. Neden böyle bir uğraş içerisine girdiniz? Teknoloji hayvancılıkta önemli ama takip sistemi ne için? Yetiştiricilerimiz ve hayvan dostlarımız hayvanlarını kaybediyor, bulamıyor. Saatlerce aramak zorunda kalıyor. Ve bulamadığı zaman üzülüyor. Biz onların derdine derman olmak, onların üzüntülerini yaşatmamak için bu yola başvurduk. Evet, hangi noktadasınız şu anda? Bir firma kurdunuz mu bununla ilgili? Nasıl bir ürün geliştirdiniz? Bu ürünler nasıl çalışıyor? Biraz bahseder misiniz? Şu anda ERC Teknoloji olarak bir firmamız var. Ve bu firmamızın şu anda çalışmalarını yaptığımız güneş enerjili, bilhassa yetiştiriciler tarafından şarjı uzun gittiği için tutulan bir modelimiz oldu. Avcı dostlarımız çok beğendi. Dağa gidip av yaparken avda hayvanını kaybediyordu, dostlarını kaybediyordu. Dostlarını rahatlıkla buldular ve biz onların yüzünü güldürebilsek ne mutlu bizlere. Evet, bu şarjı dediniz. Ne kadar gidiyor güneş enerjisiyle beraber? Güneş enerjisiyle beraber bir aya yakın şarjı var. Tabii kullanıma göre değişir. Cihazımızda konumlama zamanlaması ve cihazı arayıp konuşabilme özellikleri var. Ha, onları kullandığı durumlara göre tabii ki değişecek. Yani bir hayvan üstüne takılan bir tasma üzerinde ve bu tasma hayvan nerede olursa olsun biz bulabiliyor muyuz? Evet. Cihazımızın içine sim kart takıyoruz. Sim kartımızda bir miktar internet olması yeterli. Ne kadar, bir aylık mesela ne kadar, 1 GB yeterli olur? Bir ayda 1 GB yeterli olur aşağı yukarı. Ve bu istediği, çektiği her yerde istediğimiz anda uygulamadan, telefonumuzdan, bilgisayarımızdan cihazın yerini tespit edebiliriz, kolaylıkla bulabiliriz. Bu cihazı cep telefonu uygulamasıyla mı takip etme imkanımız var? Evet. Bu nasıl oluyor, bir eşleşme, yani cihazımız onu görüyor mu? Cihazımızla e-mail numarasıyla eşleşme yapıyoruz telefonumuz üzerinden ve şifresini giriyoruz. O şekilde eşleşme yaptıktan sonra artık o cihaza eşleşen telefon hükmedebilir. O şekilde üzerinden takibini, harita takibi, konum takibi, hayvanın sesini dinleyip sağlığının durumunu nasıl olduğunu takip edebilir. Çok güzel bir şey düşünmüşsünüz. Tebrik ediyoruz sizleri. Peki bu sadece koyunlarda mı uygulanabiliyor, sadece köpeklerde mi?
veya bu traktöre falan da takılabiliyor mu GPS olduğu için? Tabii ki GPS olduğu için kaybetmesinden endişelendiğimiz canlı cansız bütün varlıklara takabiliriz. Biz özellikle ben veteriner hekim olduğum için önceliği hayvanlarda tabii tercih ettim. Çünkü dostlarımızın günlerce, saatlerce aramalarından muzdarip olduğunu biliyorum. Ve önce köpeklerimiz, koyunlarımız, keçilerimiz ve büyükbaş hayvanlarımız dahil olmak üzere diğer traktörü, tarlada bıraktığı alet ekipmanları bunların takibini kolaylıkla rahatça yapabilecekler. Evet, bu evcil hayvanlar için herhalde kullanılabilecek bir güzel bir uygulama gibi. Tabii ki evdeki ve bahçemizdeki kedi ve köpeklerimiz bilhassa. Onlar için de küçük modellerimiz mevcut. Onu boynunu incitmeden rahatlıkla kullanabilirler ve evden kaçmalar. En önemlisi şu anda bizim değer verdiğimiz nokta hırsızlık önlemi. O konuyu hırsızlığı bitirmeye yönelik bir çalışma. Peki bunu hırsız fark ettiği zaman veya köpeğin sahibi, hayvanın sahibi nasıl fark edebilecek? Hırsız geldi, tasmayı çıkarıp köpeği götürmek istedi. Tasmayı çıkardığı anda eşleşen telefona otomatik olarak mesaj gidecek. Tasma çıkarıldı şeklinde. Ve yetiştirici hayvanın tasmasının boşa çıktığını görüp cihazı arayıp etrafında hırsız mı var, başka bir şey mi oldu? Hayvanın sesinden, etraftaki seslerden durumu gözetleyebilir rahatlıkla. O ses için biz oraya telefon mu açıyoruz? Evet, cihaza telefon etmesi yeterli. Ve telefon otomatik açılıyor, tasmanın üzerindeki şey açılıyor, cihaz. Ve biz de orada sesi duyuyoruz. İnsan sesi varsa, insan sesi varsa veya başka bir diyelim bahçe köpeği, bir kurt veya koyuna kurt girdi. Ya bunları net bir şekilde duyabiliriz. Çok güzel düşünmüşsünüz. Neden böyle bir düşünce içerisinde, bir araştırma içerisine girdiniz? Yani üreticilerin böyle bir sıkıntısı var mı? Böyle bir talep geldi mi size? Tabii ki yıllardır üreticinin böyle bir sıkıntısı var. Yani biz hastaya gittiğimizde hayvan sahibi falan hayvanım kaçmış gitmiş bulamıyorum diye çırpınıyor. Tabii el emeği göz nuru bu hayvanlarımız. Yani bunların üzerinden emekleri ve geçimlerini sağlıyorlar. Onu kaybettiği zaman vahşi hayvan veya trafik kazası veya başka bir çukura, kanala düşme gibi bir şey olduğu zaman, başına bir iş geldiği zaman hayvanının, o hayvanın maddi manevi ağırlıkları, yükümlülükleri var tabii ki. Tebrik ediyoruz Ercan Bey. Çok güzel düşündüğünüz bir sistem olmuş. Genelde bu tarz takip şeyleri araç filolarında uygulanıyor. Aracımız nerede? Şirket elemanını takip etmek için kullanılıyor ama siz hayvanlarda da bunu uygulama alanı olarak açmışsınız. Tabii tarım ekipmanlarından da bahsettiniz. Bir traktördür, bir sulama dinamosudur. Bu tarz yerlerde de kullanma imkanımız var mı? Tabii ki. Tarlada bıraktığımız sulama motorları, alet ekipman, römorklarımız gibi tarlada bıraktık geldik. Ancak hani başkası götürdü mü endişemiz var. Bölgemizde diyelim hırsızlık yoğun. Cihazı takıyoruz ve cihazın bulunduğu konum itibariyle 100 metreden 5000 metreye kadar çap verebiliyoruz. Bu çap içinde ne kadar seçtiğinize bağlı. Cihaz bu çapı çıktığı zaman otomatik olarak aracın hareket ettiği, yani birileri tarafından götürüldüğü anlamında size telefona alarm gelecek. Bu şekilde o cihazın gittiği rotayı veya tarım aleti, artık kullandığımız alet neyse, bunun gittiği rotayı görüp rahatlıkça bu görüntüleri program üzerinden kolluk kuvvetleri jandarmamızla paylaşarak jandarmanın önüne geçip o aletimiz her neyse onun kaybolmasını, çalınmasını engelleyebiliriz. Jandarmaya da yardımcı olmuş olacağız. Jandarmaya da yardımcı oluyoruz bu konuda. Evet, çok güzel. Peki bu sadece hayvan olan, koyunu keçisi olan, aletleri olan
arıcılar mı kullanıyor yoksa bir arıcılarda mesela kullanabiliyor muyuz bunu? Evet, arıcıların bilhassa kovan çalınma veya ayı saldırılarına uğrama gibi durumlarda bu çıkarılma alarmını kullanarak, ondan faydalanarak cihazın o kovanın kalktığı esnada veya hareket ettiği esnada alarm vermesini sağlayarak etrafında hırsızlık vakası mı yoksa vahşi hayvan saldırısı mı olduğunu takip edebilecekler. Otomatikman sesleri dinleyebiliyorsunuz veya hareket halindeyse bu takip edebiliyorsunuz. Peki bir ay kadar şarjı gittiğinden bahsettiniz. Bu bir ay sonra şarjı bitip şarj etmek mi gerekiyor yoksa güneş olduğu sürece bir problem yok mu? Ya kullanma konumlama süresine göre şarjı telefon üzerinde zaten yetiştiricimiz takip edebilir, kullanıcı takip edebilir. Hani telefon etti, tabii yoğun bir güç kullandığı zaman veya konumlama süresini minimuma indirdiği zaman bataryanın harcadığı gücü panel karşılayamaz. Panelin karşılaması gerekiyor daha uzun süre gidebilmesi için. Ancak birbirini karşılamadığı zaman da şarj etmek gerekiyor illaki. Ama bir ayda çok uzun bir süre yani. Kimi insanlar köpeğini gezdirirken köpeği kaybediyor. Zaten bir saat, iki saat içerisinde bulmak gerekiyor evcil hayvanlar olduğu için. Tabii onun dışındakiler için zaten bir ayda yine uzun bir süre. Yani adam arı kovanlarını alıp yükleyip başka bir bölgeye bile götürse bir ay içerisinde çok rahat bulur. Çok güzel düşünmüşsünüz. Çok faydalı bir cihaz. Peki bunu şu an Türkiye'de kullanımı açtınız mı? Şu anda ne durumda? İnsanların rağbeti nasıl efendim? Yaklaşık olarak bir yıldır faal olarak satışını yapıyoruz cihazımızın. En yoğun rağbeti avcılarımız, teşekkür ediyoruz buradan avcılarımıza. Avcılarımız değer verdi ve onların av sırasında dostlarını kaybetmesi vakaları azaldı, bitti. Eliyle koymuş gibi köpeğini rahatlıkla ormanda, dağda kaybettiği yerde rahatlıkla buldular. Biz onlara ilaç olduysak ne mutlu bizlere. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Tekrar size döneceğiz. Sizi biraz dinlendirelim. Bölge üreticilerimizden Cihan Bey'e dönelim. Evet Cihan Bey, sizleri tanıyalım efendim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben Cihan Özçopur. Beyşehir Yeşilhan Mahallesi'nde yaşıyorum. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Veteriner arkadaşımız bu cihaz konusunda doğru söyledi. Burası yayla bölgesi. Genellikle işte kurtların, biz canavarda hitap ediyoruz da, kurtların olduğu bölge. Bir ihmallikle hayvanımızı böldüğümüz zaman bu cihazla takip daha kolay oluyor. Bir de ekin, tarım arazisinin olduğu yerde çok. Bir ihmallikle kimseye zarar vermemek için önüne geçebiliyoruz. O yönden yardımcı olduğu için de teşekkür ediyoruz kendisine. Her zaman o da yanımızda. Sizde neler var Cihan Bey? Sadece büyükbaş mı yapıyorsunuz? Sağmal mı, besi mi? Sizlerden diye biraz yaptığınız işleri tanıyalım, bilelim. Ben de büyükbaş sağım işi yapıyorum. Besi de yapıyorum. Küçükbaşta hem üretim hem besi var. Kurbanlık işi yapıyorum. Kurbandan kurbana kısır mallarımız olsun, erkek mallarımız olsun, onların besini yapıyoruz. Burada kendimiz değerlendiriyoruz o hayvancılığı. Yani mallarımızı kendimiz alıp kendimiz satıyoruz da, yalnızca yem maliyetleri, durum malum. O işin işte çıkamayacak ki biz gittik sıra tabii azaltıyoruz bu işi. Sonu nereye kadar gidecek onu da bilmiyoruz. Yine bugün bu zam yönden, gelmiş herhalde. Yani bugün zam geldi, siz geldiniz, arkasından mesaj da geldi. Vallahi sonuç nereye gidecek bilmiyoruz. Kaba yemini kendiniz karşılayabiliyor musunuz? Yani büyük çoğunlukta hazır yem mi kullanıyorsunuz? Ya büyük çoğunlukta fazlalığını kendimiz de hazırlıyoruz da, ne kadar da diğer yemi almasak da hayvandan verim alamıyoruz. Verim olmayınca zaten bir kazancı olmuyor. Mecbur hazır yemi almak zorundayız. Hangi cins hayvan besliyorsunuz? Ben genelde simentel yaptım. Biraz daha verim oranı yüksek, çabuk gelişiyor diye simentele çevirdim. Bir yerde ırk vardı, onu bitirdim. Buna devam ettim. Keçide de honamlı. Normal tiftik veya da şeyleri kullanamıyoruz. Bizim bölgeye honamlı daha uygun geliyor. Evet, bölgenin hayvanı honamlı. Evet, o yüzden yayla mal olduğu için de burada daha değerli oluyor. Onlara ilgileniyoruz. Kaç tane keçiniz var honamlı? Şu anda 200 civarında falan. Maşallah. 200 civarında. İşte kurbanlık, onlara ayrı bakıyoruz onlara.
İşte küçükbaş mı sizde daha verimli sizin gözlemleriniz, yoksa büyükbaşla mı devam etmek veya karışık mı olması daha ekonomik oluyor? Önceden ikisi birbirini destekliyordu. İkisinin de kazancı vardı ama şu anda küçükbaş biraz daha kazançlı. Çünkü büyükbaşın yem maliyetleri, işte ne bileyim iğne, ilaç, bakım maliyetleri aşırı derecede yükseldi. Yani bir kaba yemi kendimiz üretsek bile yani onun fiyatları da yüksek. Yani insan ne bileyim düşünüyor, kaba yemi satmak mala bakmaktan daha hayırlı geliyor. Yani o yüzden malcım biraz bitim noktasına geldi ama yine de küçükbaş diğerlerden daha faydalı. Daha kazancı onun biraz daha yüksek. Buğdayla koyun gerisi oyun mu diyorsunuz? Aynen o şekilde. Evet, Allah kolaylık versin. Sağ olasınız. Peki sütünüzü pazarlama konusunda bir sıkıntınız var mı? Sütümüzü pazarlama konusunda büyük bir sıkıntı var. Süt fiyatları devamlı geri çekim yapıyorlar. Bir yükseltme yaptılar da destek vereceğiz dediler. Onda da bir ay verdiler, diğer ay geriye düşürdüler. Yem fiyatları da işte günlük zam geliyor, haftalık zam geliyor. O yüzden kendimiz fazla değerlendirmiyoruz. Mecbur sütçüye veriyoruz. Küçükbaş geçininkini işte kendi köyümüzde, işte Beyşehir ilçede, buralarda peynir, salamur peynir kurup o şekilde değerlendiriyoruz. Evet, inek sütü şu an fiyatı nasıl bölgede? Kaça veriyorsunuz? Valla bu bölge bölge değişiyor. Beyşehir'in içerisinde 2562 kuruş alıyorlar. Köy yerlerine geldiği zaman nakliye düşüp 2530 alıyorlar. Orada bir 90-100 kuruşluk bir düşüş yapıyorlar, nakliye düşüyorlar. O yüzden yem fiyatlarını da karşılamıyor. Normalde bir inek kendine bakıyordu. Sütü karşılıyordu boğazını. Şu anda karşılamayacak şekilde süt alıyorlar. Onu da değerlendiremediğimiz için zaten bu yıl büyük ihtimal büyükbaş işini kapatacağız. Evet, büyükbaş işini durduracağız diyorsunuz. Büyük ihtimalle o şekilde. Evet, Allah kolaylık versin. Zor hakikaten maliyetler. İnsanların ektiği biçtiği para etmiyor. Maliyetler maalesef %40'lar, 50'ler, 60'lara varan zamlarla eriyip gidiyor. Evet Cihan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Siz kaç yıldan beri bu bölgede yaşıyorsunuz? Vallahi bu bizim, daha doğrusu babada dede mesleği, dededen babamdan bu yana devam ediyoruz, hiç bırakmadık. Aynı şekilde devam ediyoruz. Herhalde büyük ihtimal ben de son olacağım bu işte. Evet, bu arazi sizin mi? Bu arazi kendimizin de. Bizim bu bölgede Milli Park'tan dolayı kendi arazilerimizi alamıyoruz. Milli Park sahası içerisinde aldılar. Devlette de şu anda işte Hazine Bakanlığı'yla da mahkemelik. Hazinenin yerinde geçici olarak duruyoruz. Diğer bölgeler Milli Park'la ormanın olduğu için orada ceza yiyoruz. Bir de o sıkıntımız var. O yüzden kendi yerimiz yok. Hazinenin yerinde bir şekilde idare ediyoruz. Sağ olsunlar, onlar da fazla sıkmadılar. Milli Park'tan dolayı köyün duracak, hayvan sahası yapacak bir yeri yok. En büyük yaylası, en büyük hayvancılık olan yer burası. Yeşildağ Mahallesi, Beyşehir'in. Ama hayvancılık sahası olmadığı için, yer sıkıntısı olduğu için çoğu da ondan bırakıyor. Yani yeni yapacak olanlar veyahut da ne bileyim Beyşehir şehirlerden, İzmir'de mesela bizim genelimiz, Antalya bölgesi duranlar var. Köye taşınayım, hayvancılık yapayım dese yapacak yer olmadığı için onlar da gelemiyor. Zaten maliyetleri de duyan geri çekiliyor. Hayvanlarımızı bu şekilde ara yerde idare ediyoruz. Orman bölgesidir, milli parktır, hazinenin yeridir. O şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, Allah kolaylık versin. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Evet Ercan Bey, devam edelim isterseniz. Şimdi bu cihazlarda üreticimizin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Takması kolay mı, zor mu? Sadece programı yükledik, tasmayı taktık, işimiz bitiyor mu? Cihazı eline geçtiği anda sim kartını takıyor, şarjını dolduruyor, tasmaya takıp hayvanın boynuna direkt takabiliyor. Bu kadar kolay bir kullanımı var. Alet ekipmanda da bir tane vidayla sabitleyip o şekilde istediği her neredeyse oraya montajlayabilir. O kadar. Böyle bir kolaylığımız var. Evet, çok güzel. Burada sizin teknik konuda bu ürünü temin etmek isteyen insanlara bir desteğiniz, garantisi nedir efendim bu konudaki şartlar? 2 yıl ürünlerimizin garantisi mevcut.
Aynı zamanda ürünü programsal kurulumunu yapamayan arkadaşlarımız. Biz bu konuda destek oluyoruz onlara. Teknik elemanlarımız telefonların başında ve kurulum yapamayan arkadaşlarımızın basitçe kurulumlarını yapıyor ve rahat bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Onlara uzaktan nasıl kullanacaklarını da öğretimini yapıyoruz. Öyle bir ciddi bir desteğiniz var. Ciddi yani. Bir destek veriyoruz, evet. Evet, şimdi Türkiye'nin neresinde olursa olsun, mesela adam Edirne'de kovanları çalındı veya o alet ekipman neyse artık nereye taktıysa Kars'a gitti. Biz bunu yine de takip etme imkanımız oluyor mu? Yoksa belli bir alan içerisinde olma zorunluluğu var mı? Cihazımız şebekenin çektiği her alanda çekecek. Ve Edirne'deki bir cihaz Kars'taki telefondan izlenebilir. Burada yer mekan problem değil. Yeter ki şebeke çeksin, yeter. Çok güzel. Tebrik ediyoruz sizleri. Böyle bir ürünü üreticimize, kullanıcısına kazandırdığınız için. Şu ana kadar daha çok avcılar yoğunlukta dediniz. Tabii evet. Avcıların en önemli varlığı da hayvan dostları. Koyun keçi üreticileri de keza aynı. Onun dışında başka yerlerde bir talep geldi mi şu ana kadar bahsettiğimiz traktördür, dinamodur, motordur neyse bunun adı. Yoksa sadece... Evet, şu an bir bazı talepler alıyoruz. Hani hiç çalışmadığımız yerlerden geliyor diyebiliriz. Marina'daki yatlarımızdan talepler geldi. Bilhassa yatımı takip edeceğim. Oraya gelen gideni ne durumda dinleyeceğim diyerek. O şekilde taleplerimiz var. Tabii diğer alet ekipmanlardan da şu an artık bahar dönemine yeni giriyoruz. Taleplerimiz başladı. Traktörlerimiz, biçer döverlerimiz, römorklarımız, bilhassa su motorlarımız, çapa motorlarımız, tarlada bıraktığımız her ne varsa, gözümüz arkadaysa, güvenliğinden endişeleniyorsak onları da kullanabileceğiz. Peki bunların içerisinde kamera koyma imkanı olabiliyor mu? Yoksa yani şimdilik sistem sadece konum takibi ve ses dinleyebilme özelliği var. Bilhassa cihazı bulunduğu bölgede müdahale olduğu anda cihazın hem verdiği ayrılma sinyali hem de oradaki hareket sinyali göz önüne aldığımız zaman oradaki ne olduğunu dinleyebiliriz. Konumunu görebiliriz. Duruma göre müdahalesini kolluk kuvvetlerimizi seçmelerini tercih ederim. Ve sıkıntılı durumlarda, hırsızlık durumlarında kolluk kuvvetlerine haber verirler. Konumu paylaşırlar. Kendileri oturdukları yerden aleti, ekipmanı, hayvanı her neyse onu kolluk kuvvetleri ona tutar getirir. Evet, çok güzel. Yani çok anlattığınız kadarıyla çok kullanışlı bir ürün. Cihan Bey de zaten tasdikledi, kullanıyor üretici olarak. Son olarak değerli izleyicilerimize bir mesajınız var mı Ercan Bey? Son mesajınızı alalım. Biz ERC Teknoloji olarak yetiştiricilerimizin, çiftçilerimizin daima yanında, arkasındayız. Kaybetmekten korkmayın. Yanınızda biz varız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Cihan Bey, son olarak size de bir söz hakkı verelim. Sizin de artık idarecilerimize mi yem konusunda çok fazla belki yapacak bir şeyiniz yok ama sizin de bir mesajınız varsa dinleyelim efendim. Buyurun. Sizlere öncelikle bu konuda çok çok teşekkür ettim. Her zaman bizim yanımızda oldunuz. Sesimizi duyurdunuz. Yine buradan söylemek istiyoruz. Sayın Bakanlarımız, Sayın Tarım Bakanımız, hayvancılığı dış ülkeye gebe etmeyelim. Bu hayvancılık politikasının bir şekilde önüne geçilsin. Tek isteğimiz o. Kimseye gebe kalmayalım. Kendimiz üretelim, kendimiz kazanalım. Yoksa bu genç nesillerin hepsi tükeniyor. Herhalde son olan da bizleriz. Bizler de bu şartlarda giderse hayvancılığı tüketeceğiz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim son sözlerimiz de bunlar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Cihan Bey, katıldığınız için, ev sahipliği yaptığınız için. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ercan Bey, size de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. İnşallah üreticilerimiz için yeni teknolojik ürünleri de sizlerden bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet değerli izleyenler, yine bir programımızın sonuna geldik. Çok değerli veteriner hekim Ercan Yüksel ve Beyşehir Yeşildağ Mahallesi'nden Sayın Cihan Özçopur ile kısaca da olsa bu bölgede yapılan çalışmaları sizlere aktarmaya çalıştık. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına iyi günler diliyoruz. Bir başka yerde, bir başka programda buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim.